Merhaba arkadaşlar. Bölünebilmenin 3. testiyle karşınızdayım. Hemen başlıyorum, hemen bitiriyorum. Sonra 4. teste geçiyorum. Sonra da rasyonel sayılara geçiyorum vesaire vesaire. Hemen başladım. A ve pozitif tam sayılar olmak üzere A ve B'nin en büyük ortak böleninin birbirinden farklı iki tane asal böleni varsa A ve B sayılarına çift asallı sayı denir diyor. Yani A ve B'nin ortak bölenini bulacağım, en büyük ortak böleni. Bu en büyük ortak bölenin birbirinden farklı iki tane, sadece iki tane asal böleni olacak. Mesela 36 ile 60'ın en büyük ortak böleni 12. 12'nin asal bölenleri 2 ve 3. O yüzden 36 ile 60'a ne diyoruz? Çift asallı sayı diyoruz. Buna göre 105 sayısı ile birlikte çift asallı sayı çifti oluşturan kaç tane iki basamaklı tek doğal sayı vardır diye soruyor. Şimdi 105 ile ne oluşturacak? Çift asallı sayı oluşturacak. Yani 105 ile A'nın ebobu iki tane asal sayının çarpımı olacak. Peki 105 ne demek arkadaşlar? 105 demek 3 çarpı 5 çarpı 7 demek. O zaman sadece iki tanesi ebob olacaksa ya 3 çarpı 5 olacak ebob, ya 3 çarpı 7 olacak, ya da 5 çarpı 7 olacak. Ve tek olacaklar bunlar. O zaman sadece 3 çarpı 5 olan şeyleri, ne o? Ebobları 3 çarpı 5 olan kaç tane A sayısı var? 105 ile ebob 3 çarpı 5 olan, yani 15 olan kaç tane? A tek doğal sayısı var. 2 basamaklı. 15 var arkadaşlar. 45 var arkadaşlar. 75 var arkadaşlar. 3 çarpı 5, 3'ün karesi çarpı 5, 3 çarpı 5'in karesi bu kadar. Başka yok. Teklere bakıyorum, çiftlere bakmıyorum. O yüzden rahatım. Bununla işim bitti. Buraya bakalım. Ebobları 21 ise 21'e 2 ise bölünecek. O zaman A 21'in katı olacak. O zaman 3 çarpı 7 21 var. 42 yok. 63 var. 84 yok. 105 zaten yok. 2 basamaklı diyor. Buraya bakarsanız da burada sadece 35 var. 70 olmaz. Çünkü çift ve sonuç olarak 105 de olmaz. 6 tane sayı yazdım. İlk sorumu geçtim. Bir AB 2 basamaklı doğal sayısının rakamları toplamına bölümde kalan 15'tir A çarpı B. Kaçtır diye soruyor. Biraz deneme sorusu yazdım arkadaşlar burada. Bir bilgim de olacak. A artı B'ye böldüm rakamları toplamına. Kalan 15 oldu. Şimdi ben şunu biliyorum. O zaman bu arkadaşın rakamları toplamı A artı B nedir? 15'ten büyüktür. Çünkü bölen kalandan büyüktür. Ben bunu biliyorum bölme işleminde. O zaman burası 16 olabilir, 17 olabilir, 18 olabilir. Başka bir şey olabilir mi? Tabii ki nanay. Olamaz. 16 olursa ya bu sayı 79'dur, ya 97'dir, ya da 88'dir. Rakamları toplamı 16 olan iki basamaklı sayıları yazdım. 17 olursa 98, 89 var. 18 olursa da sadece 99 var, başka da yok. Şimdi ben burayı çözeceğim. 79'un rakamları toplamı 16'ya bölümden kalan gerçekten de 15. Hiçbir problem yok. 97'nin 16 ile bölümden kalan 1 geçtim. 88'in 16 ile bölümden kalan 8'dir geçtim. 98'in 17 ile bölümden kalan 17'nin 5 katı 85 13'tür. Olmaz. 85 17'nin 5 katıydı. Burası 89 bu arada. Niye 87 yazdıysam 89. 89 eksi 85'ten bunun kalanı 4. 15'i tutturamıyor. 99'un 18 ile bölümden kalan 18, 9 olduğu için o da tutmaz. 79 olmak zorunda AB sayısı. O zaman A çarpı B kesinlikle 63'tür diyeceğim. 7 çarpı 9'dan ikinci sorumda geçeceğim. Geldim üçüncü soruya. Gösterimde bu gösterimde karenin içine yazılan doğal sayının çemberin içine yazılan doğal sayıya bölümü ile elde edilen kalan bu iki şekli birbirine bağlayan çizginin yanına yazılmaktadır. Mesela 552'yi buraya yazdım, 5'i buraya yazdım. Bunu buna böldüğüm zaman kalan ne? 2. O zaman buraya yazacağım 2. Böyle diyor. 4, 5, 3, A sayısı 4 basamaklı olmak üzere. Burada 4 basamaklı bir sayı var. Bu gösterimde çizgilerin yanına yazılması gereken sayıların toplamı 1'miş. Buraya, 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 buraya bir sayı yazacağım. Ve bu 1 olacak. Bu ne demek arkadaşlar? İçlerinden, yani kalanları yazacağım için kalan 0 olur, 1 olur, 2 olur, bir doğal sayı olmak zorunda. İçlerinden bir tanesi 1, geriye kalanı 0 olmak zorunda. Benim anladığım şey bu. Bir kere işte A bir rakam olduğu için A'nın alabileceği değerleri bir yazayım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 ve 9. Bunları tek tek denemeyeceğim. Bir kere tek olamaz diyeceğim. Neden tek olamaz? Çünkü tek olursa bunun da bir kalanı olmak zorunda, bunun da bir kalanı olmak zorunda. Bu ikisi de kalansız bölünemiyor tek sayılar, ama en azından 3'ü kalansız bölünmeliydi, birinin bir kalmalıydı. O zaman tekleri sildim.
1, 3, 5, 7, 9'u sildim. Sonra deneyeceğim. 4530 olsa 2'ye 5'e tam bölünür. Bir kere 3 ile tam bölünebilmeyi de bir yazayım da. 4 artı 5 artı 3 artı A'nın 3 ile tam bölünümüne bakacağım. Yani A artı 12'nin 3 ile tam bölünümüne bakacağım. 12 nedir? 3'ün katıdır. O zaman A'nın 3 ile bölümünden kalan neyse sonuçta odur. O yüzden mesela 8 olamaz burası. Burası 8 olursa 8'in 3 ile bölümünden kalan 2 olduğu için çöp oldu 8. Yani en fazla 1 olmak zorunda çünkü. Aynı mantıkla 2 de olamaz. 2'yi de sildim. Aynı mantıkla 0 da olamaz. Neden 0 olamaz? Bir kere arkadaşlar şöyle düşünün. 2'ye bölünebilen bir sayı hepsi çift kaldığı için burada 2'ye bölünebilecek kesin. Buraya 0 yazacağım. Bu artık kesinleşti. Buraya ya 2 ya 0 yazacağım. 2 yazamayacağım için 0 yazmam lazım. Yani bunun 4 ile bölümden kalanın 0 olması lazım. Yani ya 2 ya 6 olmak zorunda diyeceğim. 4 de gitti. 2'yi de ben 3'ten dolayı sildiğim için 6 kesinleşti. O yüzden burası 4536 sayısıymış. Bunun 9 ile bölümden kalanı soruyor arkadaşlar. Burası 9, burası 9. Topladım 18, 18'in 9 ile bölümden kalan 0'dır. 3. soruyu da geçmiş oldum. Geldim güzel bir soruya. X bir gerçel sayı olmak üzere A ve B doğal sayının en küçük ortak katı ile en büyük ortak böleni arasındaki fark A sayısının X katına eşittir. Yani ekok AB'den EBOB AB'yi çıkartırsam bunun cevabı A çarpı X'miş. Peki, bana bu bilgiyi vermiş. Tamam da bu bilgi benim ne işime yarayacak? Arkadaşlar çok güzel bir bilgim var benim bununla alakalı. O da şu. Şurası A'nın bir katı. Çünkü A ile B'nin ortak katı ekok. O yüzden A'nın bir katı. İşte bir tam katı. Bir şey çarpı A. Burası da A'nın bir böleni. Yani burası da bir şey çarpı A diyeceğim ya. O bir şey birden küçük, sıfırdan büyüktür. Bire eşit olabilir, sıfıra eşit olamaz. Yani mesela EBOB 12-24 12'dir. Küçük olan 12'ye göre bakayım. 12'nin 1 katıdır. EBOB 12'ye 18 6'dır. Küçük olan 12 ya. 12'nin 1 bölü 2 katıdır. Yarısıdır yani. O yüzden ben şunu çok rahat söyleyebilirim. Burası, işte burası Y çarpı A olsun. Burası K çarpı A olsun. Bu K sayısı 0 ile 1 arasında. Şimdi burada güzel olan şey de tam olarak şudur arkadaşlar. Şimdi x 2 ile 3 arasında olduğu için burası bir tam sayı, burası 0 ile 1 arasında bir sayı. Cevabın 2 ile 3 arasında bir sayı çıkabilmesi için 3 çarpı a'dan k 1 ile 2 arasında olacak. Pardon 0 ile 1 arasında olacak. K çarpı a'yı çıkartmam lazım ki 3 eksi k tane a gelsin. K 0 ile 1 arasında olduğu için de x 2 ile 3 arasında çıksın. O yüzden ben çok net biliyorum ki burası 3a. Burası da 3 eksi x tane a. 3 a'dan 3 eksi x tane a'yı çıkarsam x eksi x tane a kalır. Peki b bölü a'yı soruyor bana. Ve ben şunu biliyorum. Ben şunu alacağım. Buralar bayağı doldu. İki sayının ebobu ile kokunun çarpımı bu iki sayının çarpımına eşittir. Peki ebobunu ben az önce 3 eksi x tane a bulmuştum. Ekoku zaten 3 tane a'ydı. Bunların çarpımı A çarpı B'ye eşit olmalı. A'ların gittiğini görüyorum. B burada kaldı. A'yı altına attım. 3 ile 3 eksi x'i çarpınca da 9 eksi 9 x'in geldiğini gördüm. 10 numara bir soruyla hayatıma devam ettim. 9 eksi 9 x nereden geliyor ya? 9 eksi 3 x dağıtınca 9 eksi 3 x geliyor. Bursa'ymış bunun cevabı. Güzel bir soru yazdığımı düşünüyorum. Geçtim. Akif üzerinde 6, 10, 14, 15, 21, 35 yazılı topların bulunduğu bir torbadan rastgele 3 top çekiyor. Ve çektiği topların üzerinde yazan sayıların en büyük ortak böleni buluyor. Bulduğu en büyük ortak bölenin 1 olmama olasılığı. Şimdi arkadaşlar ben şunu biliyorum. En büyük ortak böleni 1 olan sayılara ben aralarında asal sayılar diyorum. Mesela 6, 10, 15 aralarında asal sayılardır. Çünkü üçünün de bölündüğü bir ne yok? Asal sayı yok. Üçünün ortak bölen bir asal sayı yok. Bir olmama olasılığı demek aralarında asal olmama olasılığı. Yani üçünün de ortak bölen olma olasılığı nedir diye soruyorum aslında.
Şimdi arkadaşlar ikili bakacağım yanlarına üçüncüyü koyacağım. Mesela 6, 10. Bir kere 3 tane sayı seçtiğim için bütün durumlar 6'nın üçlüsü 20 tane. Tüm durumlar. İstediğim durumların sayısı kaç ona bakacağım. İkisi 6 ile 10 olsa üçüncüsü 14 olmalı ki hepsinde 2 çarpanı bulunsun. Aralarında asal olmasın. En büyük ortak bölenle de 2 olsun. Biri 6, diğeri 14'ü yazdım zaten buraya. Onu yazmama gerek yok. Biri 6, diğeri 15 olsa 6, 15, 21'i seçmem lazım ki üçünde de 3 olsun. Zaten şöyle yapacağım. 2 olanlar, 3 olanlar, 4 olanlar falan diye bakacağım. 3, 2'ye bölünebilen üçlü bir tane var. 6, 10, 14. 3'e bölünen üçlü 6, 15, 21 var. Başka yok. 4, 4 zaten yok. Asal sayılara bakacağım. 5'e bölünen üçlü 10, 15, 35 var. Başka hiç yok. Bir de 7 var arkadaşlar burada. Başka zaten asal çarpan yok. 7'ye bölünenlerde 14, 21 ve 35. Bu üçlülerin ortak bölenleri, en büyük ortak bölenleri 1 değil. Başka herhangi bir üçlü seçerseniz arkadaşlar ortak bölenleri 1 çıkacağını görürsünüz. 4 bölü 4 tane durum var. 4 bölü 20'den cevap 1 bölü 5'tir dedim. O soruyu da geçtim. Diyor ki adam bana Kemal ile Hüseyin adlı iki kardeş ellerindeki kavanozlara her gün bilye atmaktadır. Kemal kavanozuna her gün x tane atıyor. Hüseyin ise kavanozuna her gün y tane bilye atıyor. Kemal'in kavanozuna a gün sonra biriken Kemal'in kavanozuna a gün sonra biriken bilye sayısı Hüseyin'in kavanozunda b gün sonra biriken bilye sayısının iki katıdır. A artı b 20 x bölü y hangisi olamaz diye soruyor. Şimdi arkadaşlar her gün x kadar bilye atıyorsam a gün sonra x çarpı a kadar Kemal'in kavanozunda bilye birikir. Hüseyin'in kavanozunda her gün y tane atıyorsam b gün sonra y çarpı b kadar bilye birikir. Adam bana diyor ki bunun iki katı yani x çarpı a eşittir 2y b'dir diyor. Bir de bu bilgi var. O zaman x bölü y nedir diyor. Şimdi güzel olan şey x bölü y dediğimiz şey y'yi 6 attım x'in altına a'yı da b'nin altına atacağım. 2b bölü a'dır. Yani b bölü a'yı bulursam 2 ile çarptığım zaman x bölü y'yi bulmuş olurum. O zaman b bölü a 2b bölü a'nın tam sayı gelmesi lazım falan filan ya. O zaman ben yazacağım. A'nın daha küçük olması gerektiğini düşünerek yazıyorum. 1'e 19 olabilir. 2'ye 18 olabilir. Kesinlikle tam sayı zaten bunlar. 3'e 17 olabilir. 4'e 16 olabilir. 5'e 15 olabilir. 6'ya 14 olabilir. 7'ye 13 olabilir. 8'e 12 olabilir. 9'a 11 olabilir. 10'a 10 olabilir falan diyeceğim. Bunlar A'lar, bunlar B'ler. Bu A, bu B. Şimdi arkadaşlar B bölü A dediğim 19 olur. 2 ile çarparım 38 olabilir. Şıklarda yok. 18'i 2'ye böldüm. 9, 2 ile çarptım. 18 şıklarda yok. 17 bölü 3 zaten benzeri yok. 16 bölü 4 dediğimiz şey 4. 2 ile çarptım. 8 şıklarda var. Olabilir. 15 bölü 5, 3. 2 ile çarptım. 6 şıklarda var. Olabilir. 12 bölü 8 uzatmayayım. 12 bölü 8, 3 bölü 2, 2 ile çarptım. 3 olabilir. 10 bölü 10, 1, 2 ile çarptım. 2 olabilir. Şıklarda olmayan şey buradadır. Geçtim. Geldim testimin son sorusuna. İki sayının asal çarpanları toplamı birbirine eşit ve P ise bu iki sayıya P akraba sayı denir diyor. Mesela 275'in asal bölenleri 5 ve 11'dir ve asal bölenlerin toplamı 16'dır. 39 sayısının asal bölenleri 3 ve 13'tür ve asal bölenlerin toplamı 16'dır. İkisinin de asal bölenleri toplamı aynı olduğu için bu iki sayıya 16 akraba sayı denir. 16 akraba sayı ikilisi denir bu iki sayıya diyor. Buna göre ikisi de iki basamaklı birbirinden farklı olan doğal sayı olan kaç farklı 10 akraba sayı ikilisi vardır? Sorun bu. Yani istediğim şey şu. Asal çarpanlarının toplamı sayıların şey olsun. 10 olsun. Asal çarpanları toplamı 10 ise 2, 3, 5 olabilir. 2, 3, 5'ten oluşturabileceğim sadece 2, 3, 5 kullanarak oluşturabileceğim iki basamaklı sayılar. Bunların çarpımı 30. 2 ile çarpsam 60. 1, 2'nin karesi olduğu için asal çarpanlar değişmiyor. 3'ün karesini alsam 90. Bunlar 2, 3, 5 sayılarına asal çarpanlarına sahip iki basamaklı sayılar. Toplamları 10 olan 3 ile 7 de var arkadaşlar. Unutmuyoruz. 3 ile 7 ile oluşturabileceğim sayılar 21 var. 42 yok. Çünkü 42 yazdığım zaman bunun yanına bir tane de 2 ile ilave etmem lazım. Asal çarpanları toplamı 12 olur.
63 var çünkü bir tane daha 3 ilave ettim. Asal çarpanları değiştirmedi. 84 yine yok çünkü 2 ilave etmem lazım. Zaten sonrası 105. 2 tane de burada sayı var. Yani asal çarpanları toplamı 10 olan 5 tane sayı var. Bu 5 sayıdan kaç farklı 10 akraba sayı ikilisi elde ederim? 5'in ikilisi kadar diyeceğim. 5'in ikilisi de 5 çarpı 4 bölü 2'dir. Yani 10 tane akraba sayı ikilisi oluştururum işte. 30, 21, 30, 63, 60, 21, 60, 63. Bir de bunlar aralarında olacak. İşte 30, 60, 30, 90 falan diye diyeceğim ve bitireceğim arkadaşlar. Son teste görüşelim. Bölünebilmenin son testine hoşçakalın.